Merhaba arkadaşlar. Ay, arabayı açmaya çalışıyorum şu anda. Burada rüya için biliyorsunuz sakladığım birkaç bir şey vardı ama şimdi bunları şimdi çıkartmayacağım. Şimdi burada rüyaya bir şeyler almıştım ben. Bakın işte gördüğünüz gibi rüyaya bu sürprizimi göstereceğim. Şimdi küçük bir oyuncak almıştım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bugün onu açacağım arkadaşlar ama arabayı önce kapatmam gerekiyor. Rüya'yı okuldan aldım, şimdi ona sürpriz yapacağım. Rüya! Bak! Anne. Senin için burada bir şey var. Bir tane markete gitmiştim. Orada bir indirim vardı anneciğim. Ben de senin için bunu aldım. Hadi gel içeriye gidip açalım. Bunları alır mısın anne içeriye? Şunları. Hadi gel bakalım. Evet, orada istersen başka bir yerde. Sen nerede istersen. Bir dakika, kapı kilitli olabilir. Heh. Aç bakalım. Ay, burnumda bir şey yapışıyordur ya. Hı. Aldın mı? Ne yapıştı bakayım? Alamıyorum. Dur. Şu üzerindeki ne Rüyacığım? Madalya. Ne madalyası aldın sen? Okulda hiçbir şey almadım. Sadece öylesine verdiler. Bir dakika, mutlaka bir şeyleri güzel yaptın ve doğru yaptın ki bu madalyayı kazandın diye düşünüyorum ben. Nasıl bir şeye benziyor sence? Güzel mi? Şöyle bir bakabilir miyim? Bu galiba bir mutfak gibi bir şey Rüyacığım ama... İyi de bunda nasıl oynayacağım ki, ben çok küçük parçalar. Küçük parçaları var ama işte çıkartacağız, açacağız anneciğim. Bir şey söyleyeceğim Rüya bu arada, şimdi hatırlatayım. Bu kutusunu hiç kaybetmeyelim çünkü içerisine koyup saklarız. Anne, benim çünkü çok küçük arkadaşlar. Tamam anneciğim, sen lavaboya gidebilirsin. Çok bu sırada biz inceleyelim, olur mu? Tamam. Arkadaşlar çok küçük bir oyuncak zaten. Ama ben Rüya'nın seveceğini düşünmüştüm. Bakın şöyle. Küçük bir şey zaten. Sever diye düşündüm. Bir de çok ucuzdu fiyatı. Hemencecik Rüya için alayım dedim. Durun bir dakika. Şurada daha böyle bir resmi var galiba. Evet. Bakın burada var. Şimdi zaten açınca göreceğiz içinde ne varmış ne yokmuş. Geliyor musun Rüya? Bekliyorum. Rüya? Geldim. Geldin mi anneciğim? Hadi gel bakalım. Gelmiş. Hadi şimdi açalım bakalım. Ama yerde açalım. Tamam, yerde otursan o zaman. Ben şöyle birazcık geriye gideyim. Otur bakalım karşımda. Makasa ne oldu? Makasa gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü kolay açılabilir. Ha, bant varsa evet, küçük makasa ihtiyacımız olabilir. Ben şuradaki kurdu oradan alırım. Tamamdır. Dikkatli ol Rüya, olur mu? Arkadaşlar, Rüyacığım seni bekliyorum. Tamam. Şu küçük yerlerini keselim ki oradan çıkartması kolay olsun. Hatta ben keseyim anneciğim. Yok yok, girtmiyorum çünkü kutusu bize lazım olabilir arkadaşlar. Bir dakika, hayır. Arkadaşlar şuradan kestik mi? Tamam. Evet. Tamam, kutusunu yap. Tamam, kutusu çünkü her zaman lazım oluyor, evet, biliyorsun. Evet. Ha, şurada var arkadaşlar, bir saniye. Bir dakika, Rüyacığım elini çek bakalım bir. Diğer tarafta var mı? Orayı da açacağız. Bir dakika. Tamam, şimdi açabilirsin anneciğim. Harikasın Rüya. Wow. Şunları da çıkartalım. O kalsın bence çünkü... Tekrar tak çıkart, tak çıkart yaparken. Aa, buradan. Durun arkadaşlar. Şurada. Ah, işte oldu. Böyle çekeceğiz sanırım. Çek bakalım. Küçük bir şey zaten Rüya. Çekemiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar bir videoyu şöyle. Rüyacığım sen videoyu gösterir misin? Tamam. Şöyle. Arkadaşlar. Ben de bu sırada kutuyu açtım zaten. Anne nasıl? Arkadaşlar çok güzel. Güzel değil mi? Ben kutusunu göstereceğim size. Arkadaşlar bir de burada kullanma havuzu var. Göster ama göstermiyorsun. Gördüğünüz öyle. Gibi. Gördünüz mü? Anne, bunun içinde kullanma havuzu olabilir, yok. Kullanma havuzu değil anne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evin içinde neler varmış. Tencere var. Bir tane yalnız kaşık düştü herhalde oraya. Alırız. Ay, minik minik eşyalar var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu açacağım ama kamerayı dondurmam gerekiyor. Çünkü çok zorlanıyoruz arkasını anne, yaparken. Anne, minik eşyalar. Bu, o çatal herhalde. Çatal düşmüş benim... olabilir. Bir yalnız dakika bir açalım ben... ondan sonra gösterelim, olur mu? Evet arkadaşlar, çok şeker bir şey ama zor çıkartacağız herhalde.
Onlar ne rüya? Kaşık, bir dakika şöyle falan tutalım. Şeyler. Her şeyi bantlamışlar arkadaşlar. Niye? Çünkü şunlara bakar mısınız? Ben yırttıklarımı sana veriyorum, sen göster. Mini minnacık, bir dakika şöyle göstereceğim size. Asıl bunlar çıkıyorsun. Ay rüya, her şey çok minnak ama asıl, çok tatlı. Asıl geliyor, asıl. Keseyim mi kenarlarından? İster ben misin? Bantları. Eğer çekemeyeceksen oradan çıkartabilirim. Aa, böyle çıkıyormuş, çok güzel. Ha, tamam, çıkıyorsa sorun yok. Oo, tepsisi bile var ya. Oy. Farkında mısın? Ben bunlar. Şuna bakar mısınız? Anne, efendim. En çok ben buna değerli bakarım. Evet. En çok Rüya, bir şey söyleyeceğim. Okula oyuncak gününde mesela arkadaşlar bunu getirebilir çünkü hayatta çok büyük değil. Götürmem. Neden? Kaybolur, korkuyorum. Ha, kaybolur diye. Kaç kere verdin aslında sen bana? Anneciğim, önemli değil, böyle şeyler anneler bilir, babalar bilir. Ve anneciğim, bardak yok. Eşyalarımıza her zaman sahip çıkmalıyız, değil mi? Dur, şurada bir tane de tava kaldı galiba. Onu çıkartacağız ama. Bir dakika, ben burayı keseceğim galiba aldım. Çünkü buradan çıkmıyor. Nasıl olsa elimde makas var. Tabii. O çöp zaten. Bir dakika, bu neyin kapağı Rüyacığım? Ay anne. Ay Rüya, her şeyi bantlamışlar. Ay. Onlar bantlı mı? Masya. Şurada tuzluk ve yok meyve suyumuş onlar. Ne oluyor ver onlar? Makas. Bak şu. Şunları çıkartalım. Biliyorum şöyle. Ben. Makasla keseceksen kesebilirsin. Ay çok güzel. Çok tatlı değil dolap mi? Dolap yok ki burada, dolap. Ya dolap gibi işte o da anneciğim. Dolap sayılır makas yani o da. Makas verir misin? Al bakalım. Ay. Bunları keseceksin ama onlar oradan bu sefer kalmaz orada Rüyacığım. Hiçbir zaman bir daha orada tutamazsın. Ben senin evde olsam hiç kesmem, biliyor musun? Bak gitti. Orada tutmayacağım. Ne yapacaksın? Dolaba koyacağım, bir dolaba. Hangi dolaba? Buradaki dolaplar ya. He. Büyük dolaplara koy. Şunların kutularını da bir ara bulalım da kendi evimize götürürüz onları. Kendi kutularına koyarız anneciğim. Yani kendi evimize koyarız. Yani bakacağım, çok güzel. Onları da çıkartacağım. Arkadaşlar orada sabit durması için tabii bazı şeyleri bantlamışlar. Ama gibi. Bir tek arkadaşlar oyuncak bıçaklara eleyebiliriz ucuna falan. Evet, gerçek çünkü bıçaklara ve makaslara biliyorsunuz asla. Ki anneannem bir kaza geçirdi, onu söylemeyeyim. Evet arkadaşlar, Rüya'nın anneannesi söyle bir kaza geçirdi. Eline bıçak battı yanlışlıkla, değil mi? Evet. Dikkatsiz olduğu için işte, o yüzden çok evet. Dikkat etmeyin. Ama sadece böyle oyuncak bıçakları eleyebilirsiniz. Şunu alalım mı bir tane? Sakın annenizden babanızdan izin alın. Ay, izin i̇zinsiz. Olmadan izinsiz. Ellemiyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar bir dakika, Rüya biraz çevirebilir miyim şöyle? Ya çok şeker. Şurada güya mutfak camı var. Bakın şuraya. Güya bu ne? Fırın. Fırın. Mikrodalga fırın. Acaba bu şey. Açılıyor mu? Anneciğim bence açma çünkü. Ay Rüya. Telefon var. Telefon şaka gibi. Çıkartacak? Çıkartma anneciğim, hiç çıkartma. Onlar sabitlenmiş oraya. Yani hiç çıkmıyor. Böyle mi konuşuyor? Ya işte şakacıklar ama lavabo falan çok gerçekçi. Şuraya bakar evet. Mısınız? Şimdi şunları yerleştirelim mi? Anne ben sana... Mesela bak şunu buraya yerleştirelim, tencereyi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle bakalım. Şuradaki oyuncaklarımı alırım, bunun yanına koyarım. Tabii canım, çok güzel, çok keyifli oynanır. Ay bir gün seninle ne yapalım biliyor musun? Oyuncakçı aslında... dükkanı kurup oyuncaklarımızı satma oyunu oynayalım. Çok güzel olmaz mı? Harika olur. Tamam, onlarla da oynarız ama böyle bir masaya dizmeliyiz. Şu kapak bunun mu? Ya ben dizeceğim anne. Tamam pardon, affedersin. İşte arkadaşlar şu an dizeceğim. İlk önce bunlardan başlayacağım. Çok küçükler. Oraya mı koyuluyor? Şöyle. Orada zaten askı yerleri gibi bir şeyler var. Ay Rüya, bunlar için de var şu aşağıda. Biliyorum. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuzdur herhalde. Ama çok şurada. Zor takılıyor. Şimdi Rüya onların hepsini yerine takacak, göreceksiniz zaten. Asla var arkadaşlar. Annelerinizden, babalarınızdan izin almadan. Hiçbir hayatta, şey keskin ve tehlikeli materyallere dokunmuyoruz değil mi anne? Evet. Evet. Hayatta. Ya Rüya, her şeyin yerini biliyorsun ha. Sanki daha önce oyuncakla oynamış gibisin. Yoksa buna benzer bir şeyle mi oynadın? Ben kaç gün bütün mutfak malzemeleriyle oynadım. Senin evet. Haberin var mı? Doğru söylüyorsun anneciğim. Bir de arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Aslında biz Rüya'ya şey alacağız istiyoruz. Nedir ismi? Mutfak. Ama biraz daha aslında zamanlar biraz büyüyecek Rüya, öyle alacağız değil mi Rüyacığım? Toyzuk'ta vardı. Anneciğim, o Toys Shop'takiler çok şey değil, istediklerinden değildi. Seni o yüzden almamıştık hatırlarsan. Yok, istediklerimden de aslında. Hmm.
Onu da koy. Acaba torbayı nasıl koyacağız kaşıklardan? Onu da koy bakalım. Harikasın. Yürüm yürüm. Süper ya. Gerçekten evet. Harika oldu. Şimdi bir dakika, burada başka malzemeler var. Mesela tava var. Yumurta tavası. Koysam? Ocağın üstüne anneciğim. Nereye evet. Koysam? Oralar açılmıyor galiba anneciğim. Rüya bak, şu tepsileri dizebilirsin mesela. Aa, bak. Bardakları şunları şuraya koyabilirim. Hadi. Nereye? İçeriye mi? Ha, öyle de olabilir. Dolap var burada arkadaşlar. Dolabın içine koymaktan bahsediyor ya. Diğer bardakları da. Bak şuradaki yukarısı da boş. He, buraya şey koyacaksın ama değil mi? Bunlar ne? Meyve suları. Şöyle mi karıştırma, koyacağız? Karıştırma. Tamam tamam, ellemiyorum. Hadi sen koy da biz bakalım. Ay, aynı renkte yapmışlar hem de bardakları. Evet anneciğim, çok güzel duruyor bence. Hadi koy bakalım onu. Bardaklarımızın yeri hazır gördüğünüz gibi. Bakın. Evet, bakayım. Süper. Heh, orayı kapattık. Şimdi diğerlerini de koyalım. Bunu nereye koysam? Onu da şuraya yanlarına koyabilirsin anneciğim onu. Bak bu buraya. Bu ha. Buraya koyuyoruz. Bunu buraya. Harika. Onları da koy bakalım. Tavayı da oraya koysam. Diğerlerini de rafa şeye koy istersen. Evet arkadaşlar, çok güzelmiş hepsi. Evet arkadaşlar, gerçekten çok tatlı. Burada dolapları var. Gördüğünüz gibi, bir dakika dur şu kameramı netleyeyim. İşte burada dolapları var. Rafları var. Burada yalnız da diğer malzemeleri var. Küçük, bakın küçük küçük tencereler var, çatallar var. Her yerde raf var, hatta dolap var. Değil mi Rüyacığım? Ama biraz sıyıramadım onu. Olsun, bence yine de çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bununla çok değişik oyunlar oynayabilirsin Barbie'lerinle falan. Ya evet de Barbie'lerimi nasıl? Onlar aşağıda ofiste kapı de var, yok, evde kapı, de var. Kapı, olsun. Lazım. Hadi bakalım, bir arkadaşlara öpücük verelim mi, öyle bitirelim. Güzel bir öpücük istiyorum ama. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bu minnak oyuncağımızı da beğendiyseniz beğenmeyi, anne, beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, resim çekeceğiz şimdi. Hoşçakalın.